organ kalbe mi, akciğere mi bağlı? Bunu anlayabilir miyim? Bu nasıl anlaşılır? Tabii biz hastalarımızı dinlediğimizde büyük oranda bunu anlıyoruz. Ama hastalar için de bir ipucu vermek gerekirse, pratik bir ipucu. Birincisi tuz tüketimiyle ilişkili bir şeyse, mesela bunu fark edebilirler. Evet. Yani KOAH veya kronik bronşitin tuz tüketimiyle bir ilgisi yoktur. Oradaki şikayette artış ne tuz tüketimi ne de bir takım ilaçların kullanımıyla ilgili değil. Evet. Daha önemli ve daha pratik bir ipucu vermek gerekirse, kalp yetersizliği ya da kalp problemlerine bağlı olan nefes darlığında hastalarımız sırt üstü yattığında şikayetleri artar. Bariz şekilde. Evet. Çoğu hastamız zaten gece uyuyamıyorum, düz oturarak uyuyorum veya koltukta 3-4 yastıkla ancak uyuyabiliyorum diye ifade ederler kalp yetersizliği hastaları. Oysa ki KOAH'lı hastalarda böyle bir şey yok. KOAH'ın vücudun pozisyonuyla çok bir ilgisi yok. Şikayetler genellikle standarttır ve sürekli aynı tonda devam eder KOAH'ta. Bizde ise yani kalp yetersizliğinde ise genellikle geceleri daha çok artar. Ve düz yatmakla, sırt üstü yatmakla çok bariz bir şekilde artar. Hastalar bunu fark edebilir. Bir de şuradan ipucu olabilir. Hastamızın KOAH'ı ilgilendiren risk faktörleri varsa KOAH olma ihtimali yüksektir gayet doğal olarak. Hasta 40 yıldır sigara içiyorsa elbette KOAH olasılığı vardır bu hastanın. Veya ayaklarında şişlik olan bir hastanın KOAH'tan ziyade kalp yetmezliğine bağlı veya kalp kökenli bir nefes darlığı yaşadığını düşünebiliriz. Ama bunlar tabii çok da aslında hastalar açısından evet bende önemli bir şey var. Bir doktora gitmeliyim duygusunu oluşturması açısından önemli tabii ki. Ama en nihayetinde bir polikliniğe geldiklerinde ister göğüs hastalıkları uzmanına gitsinler, ister kardiyoloji uzmanına bir şekilde bu hangi sistemle ilgili, akciğerle mi ilgili yoksa kalple mi ilgili yoksa başka bir hematolojik problemle, hormonal problemle mi ilgili bunu rahatlıkla ayırt edebiliriz. Evet, gerekli yönlendirmeler tarafımızdan da zaten bu anlamda yapılıyor. Bu ipuçlarına dikkat diyoruz. Evet, bu soruyu özellikle çok merak eden ve soranlar olmuştu. Hocamın verdiği ipuçlarına dikkat diyelim. Peki hocam, nefes darlığında tedavi yöntemleriniz nasıldır? Ve ihmal edilirse ne gibi sonuçlar doğurabilir? Aslında nefes darlığı çok ihmal edilmez. Çünkü hastaya o anda zaten ızdırap veren, rahatsız eden bir şey. Fakat belki hafif düzeydeyken ihmal olur. Çoğunlukla nefes darlığını biz bir hastalık olarak tanımlamıyoruz da şikayet olarak tanımlıyoruz. Yani birçok hastalığın ortaya çıkarttığı bir ürün. Hasta nefes darlığı nedeniyle doktora geliyor. Bu nefes darlığı 20 yıl boyunca ihmal edilmiş bir yüksek tansiyona bağlı da olabilir. Evet. Kalp krizi geçirmiştir, hasta hiç farkına varmamıştır. Kalbi belki %20-25 çalışıyordur, bunun farkında değildir. Nefes darlığından kaynaklanır. Veya işte KOAH vardır, yıllarca ihmal etmiştir yine. Yani nefes darlığı bir hastalıktan ziyade bir hastalıklar grubunun son ürünü veya ürünü diyelim. Dolayısıyla ihmal olduğu için zaten nefes darlığı gelişmiştir. Evet. Nefes darlığı gelişmişse bir ihmal vardır orada. Yani hafif veya orta fark etmez, şiddetli. Bir ihmal olmasa zaten o nefes darlığı olmayacaktır. Tansiyon tedavi edilmiş olsa, kalp yetersizliği bir şekilde önlenebilmiş olsa, kalp krizinin önüne geçilmiş olsa zaten ihmal olmayacak. Dolayısıyla nefes darlığı olan birisi bir ihmalin ürününü yaşıyor demektir. Evet. Dolayısıyla nefes darlığıyla bize geldiği andan itibaren artık biz bir kısım şeyleri belki geriye çeviremeyebiliriz ama büyük oranda hastalarımızın şikayetlerini gideririz. Ömrünü uzatıcı bir takım tedaviler sunarız. Dolayısıyla gecikmeyi daha da uzatmamış oluruz. Evet hocam, az önce videomuzda anjiyo laboratuvarımızı izledik. Gerçekten çok enerjik bir çalışmanız söz konusu. İşini hani aşkla yapıyor derler ya, tam anlamıyla tüm ekibi gördünüz. Gerçekten hazırlıkları, işlem anları oldukça birbirleriyle motivasyon içinde bir ekip ve oldukça da başarılılar. Hocam peki bu gördüğümüz anjiyo laboratuvarımızda sizin tarafınızdan, şimdi tabii ki detaylı tek tek hepsini açıklamak çok uzun bir vakit biliyoruz ama hangi işlemleri burada uyguladığımızda hastalarımızla bahsedebilir misiniz? Neler yapıyoruz burada? Tabii kardiyolojik hastalıklar içerisinde toplumda en çok görülen koroner damar hastalığı olduğu için en sık yaptığımız işlem aslında
koroner girişimler. Evet. Teşhis amaçlı veya tedavi amaçlı. Hı. Burada hem standart bir stent takma işlemi, balon ve stent işlemi, hem aslında daha özellikli olan %100 tıkalı damarların belki 10 yıl, 15 yıl önce tıkanmış kronik total oklüzyon diye ifade ettiğimiz damarların özel tekniklerle ve özel cihazlarla açılması işlemi yapıyoruz. Bu biraz daha komplike bir işlem. Yine zor müdahale diye sınıflayabileceğimiz ana damarların çatallama bölgesindeki sıkıntılı damarların açılması işlemini yapıyoruz. Bunlar kompleks koroner girişimler diye ifade ediyoruz. Bunun dışında şah damarı diye ifade ettiğimiz karotis arterlerin darlıklarına gerek stent gerek diğer cerrahi ekibimizde cerrahi olarak uygulayabiliyor. Biz de stentleme işlemi yapabiliyoruz. Bacak damarları, böbrek damarları, hatta bağırsağımızı besleyen damarlarla ilgili şayet bir darlık var ise şu anda yoğun bir şekilde yaptığımız bu periferik girişimler de mesaimizin önemli bir kısmını işgal ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle ayağında yara olan, yerine göre amputasyon kararı verilmiş hastalar oluyor değişik merkezlerde. Ama eğer zamanında başvuru olursa bu hastalarımızın ekstremitesi yani ayakları bir şekilde kesilmekten kurtarılabiliyor. Evet. Bu bizim açımızdan çok mutluluk verici bir şey. Çok dramatik sahneler görüyoruz. Doğru hocam. Da iyi sonuç aldığımız takdirde çok yüz güldürücü bir işlem. Bacak damarlarının açılması işlemi. Onun dışında kalp deliklerinin önemli bir kısmının kateter yöntemiyle veya şemsiye yöntemiyle halk arasındaki ifadesiyle kapatılması bizde yapılan bir işlem. Mitral balon veya aort balon, aort damarlarına bir takım balonla ya da diğer suni kapağın kasıktan yerleştirilmesi şeklinde özel tedaviler var. Bunlar oldukça popüler tedaviler günümüzde. Yani açık kalp cerrahisi değil, kapalı bildiğiniz kasıktan girerek hastamıza aort kapağı takabiliyoruz. Tabii riskli hastalarda biraz açık kalp cerrahisinin riskli olduğu, uygun olmadığı hastalar için bu geçerli. Onun dışında fistül dediğimiz doğuştan bazı anormal bağlantılar oluyor hastaların atar damarlarıyla toplar damar arasında veya atar damarıyla bir başka atar damar arasında. Bunlar kapatılması gerekiyor. O kapatma işlemini de yine laboratuvarımızda yapabiliyoruz. Özetle aslında kardiyolojide yapılabilen neredeyse bütün işlemleri yapma imkanına sahibiz.